İslam insanlığın son adasıdır. Eğer İslam'ı yüz karası olursak, eğer İslam'ın yüz akı olmazsak, insanlığın son adasını da mahvetmiş oluruz. Bu sadece bizim vebalimiz olmaz, insanlığın vebali olur. Bu anlamda kalpsiz bir dünyada yaşadığımızı bilmemiz lazım. Şefkatsiz bir dünyada yaşadığımızı bilmemiz lazım. Şu anda kalpsiz dünyanın kalbi olmaya aday olmamız lazım. Şefkatsiz dünyanın annesi olmaya aday olmamız lazım. Oysa görüyorum ki dünyayı şefkatsizleştiren bir numaralı unsur biz Müslümanlar olduk. Oysa şefkatsizlere şefkat eli olmamız gerekiyor. Dolayısıyla peki şeytan bunun neresinde diye sormak gerekmiyor. Gerekiyor. Peki niye sormuyoruz? Esasında kapalı havza toplumlarının yaşadığı bir travmayı yaşıyoruz. Bu şöyle. Kendi içinize kıvrıldığınız zaman kendinizi bütün başkasında yok sayarsınız. Ve bu Yahudileşme diyorum ben buna. Yahudileşme. Yahudiler tarihte bunu yaptılar. Bunu yaptıkları her seferinde düşmanlarının kinlerini artırdılar. Ve bu onlara bir biçimde döndü. Jenoside olarak döndü. Hiç tasvip etmiyoruz. Şu olarak döndü, bu olarak döndü. Anlatabiliyor muyum? Bugün Müslümanlar Yahudileşme tehlikesiyle karşı karşıya. Nedir bu? Kapalı havza toplumuna dönüşüp herkes hakikatin elindeki parçasını, hakikatin tamamı zannedip onunla övünmeye başlamaz. Bu anlamda temel problem nedir derseniz, evet ben de yıllardan beri söylüyorum, biz tövbeyi unuttuk. Yani öz eleştiriyi unuttuk. Tövbe öz eleştiridir. Bu anlamda sahabe yenilmişti Uhud'da. Bu başımıza nereden geldi dediler bu yenilgi? Kur'an onlara şu cevabı verdi. Kendi yüzünüzden, min indi enfusikum. Kendi yüzünüzden geldi. Biz esasında bu soruyu sorsaydık, Kur'an'dan bu cevabı alırdık. Bütün bunlar başımıza nereden geldi? Fakat bakın, hala bir yerleri suçluyoruz. Suçlu odur. Suçlu budur. Suçlu budur. Suçlu falan güçtür. Biz de şey. Oysa ki bu değil mesele. Kur'an'da bir peygamber var, Yunus diye. Evet. Bu müthiş bir örnektir ve tek örnektir. Ninova'ya gönderilmiştir bu peygamber. Ninova'yı davet etmiştir sonuna kadar. Ninova'dan bir tane adam kendine iman etmemiştir. Ve görev yerinden kaçmıştır. Kur'an ifadesi bu. اِذْ اَبَقَ فِي الْفُلْكِ الْمَشْعُونَ Kaçak bir köle gibi kaçtı diyor. İşte o olaylar yaşanmıştır. Ondan sonra Hazreti Yunus şöyle tevbe etmiştir. Bu tevbeyi de Kur'an yazmıştır, bize taşımıştır. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalibi. Önce tevhid getirmiştir. Yani önce hakikati dile getirmiştir. La ilahe illa ent. Sadece kulluk edilmeye layık olan sensin, senden başkası kulluk edilmeye layık değildir. Yani subhanek, kusursuz olan sensin. Ben kusur eşledim. Fakat ben kusursuz değilim ki. Kusursuzluk iddiasında değilim ki. Kusursuz olan Allah'tır. Kul kusurludur. O zaman inni kuntu minez zalimin. Ben zalimlerden oldum. Şimdi siz bir gözetmen olsaydınız. Hazreti Yunus'un hiçbir öğüdünü dinlemeyen Ninova. Ya %100 üzerinden hata, kaç hata verirdiniz? Ninova'ya gönderilen Yunus peygambere kaç hata verirdiniz pay? Vallahi Ninova'ya pek az hata verirdim. Yunus hatalı olurdu. Eyvallah. İşini layığıyla yapamamış. Yunus da kendisine hata buluyor. Aslında şöyle olabilir. Ninovalılar iman etmedi.
Dolayısıyla 99 hata onların. Bir hata da Yunus'un görevinden kaçtığı için. Hayır, Yunus diyor ki ben zalimlerden oldum, biz bile demiyor. Ben hatalıyım ama biraz da onlar hatalı da demiyor. Tevbe ederken, öz eleştiri yaparken. Bize öz eleştiri öğretiyor aslında. Peki ne oldu? Çok ilginç bir şey oldu. Tek bir örnektir bu. Yunus kavmine dönüyor ki kavmi yola gelmiş. Yola gelmiş. Peygambersiz. Yani peygamber aralarındayken yola gelmeyen kavim, peygamber aralarından çıkınca yola gelmiş. Mesaja bakar mısınız? Talep etmediğinizde başınızda peygamber de olsa nasip olmuyor iman. Bu bir. İkincisi, eğer talep ederseniz, hidayete ermek için peygamber bile şart değil. Anlatabiliyor muyum? Yeter ki talep edin doğru yolu. Fatiha'da bir ayet okuyoruz. İhdine sıratel müstakim. Bizi dosdoğru yola ilet. Namaz kılan her Müslüman bunu her rekatta okur Fatih Bey. Bizi dosdoğru yola yönelt. Doğru çeviri budur. İlet değil, otobüse bindir, dolmuşa bindir de götür değil. Yönelt. Yönelt ki o yönde yürüyelim. Peki, bunu namaz kılan bir Müslüman Allah'a iman ettiği için, ahirete iman ettiği için, öyle değil mi? Peygamber'e iman edilmesi gereken şeylere iman ettiği için halde söylüyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bütün bunlara iman ettiğin halde doğru yolda olma bilincini daima sorgula. Asla bunu garanti olarak görme. Sorgulamayı asla aklından çıkarma. Acaba bir yanlış yapıyor olmayayım, namaz kıla kıla bir halt yiyor olmayayım diye sor kendine. Namaz kıla kıla yanlış yolda olabilir miyim acaba diye sor demektir bu. Anlatabiliyor muyum? Yani sorgulamayı bitirme. Kurtulmuşluk düşüncesine giren hiç kimse sorgulamaz Fatih Bey. Ne öz eleştiriyi kapat, ne eleştiriye kapan. Aynen öyle. Zaten eleştiriye kapananlar, yani kendini eleştirmeyenler, başkalarının eleştirisine de katlanamıyorlar. Eleştirinin olmadığı bir dünyada süpürücülükten başka geriye bir şey kalmıyor. Ya hepsini süpürüp alacaksın, ya süpürüp atacaksın. Siz çocuk sahibisiniz değil mi? Evet. Çocuğunuz bebeklik dönemini geçti. Sizin çocuğunuzun pis bezlerini sevgili eşiniz koleksiyon yaptı mı? Attı mı? Attı. Attı değil mi? Ama siz çocuğunuzu çok seviyorsunuz. Evet. Hiçbir sakıncası yok. Pis bez atılır. Çocuk bağrımıza basarız, pis bezini atarız. Elmayı seviyorum diye kurdunu da mı seveyim? Karpuzu seviyorum diye kabuğunu da mı yiyeyim? Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bazen pirinci seçersiniz, bazen taşını seçersiniz. Ama ayıklar da yersiniz. Onun için biz Müslümanlar olarak öz eleştiriyi unuttuk. Oysa Rabbimiz Kur'an'da 8 yerde Allah Resulüne وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكْ diyor. Günahına istiğfar et. Günahın için af dile. Ne diyelim şimdi? Bilmem anlatabiliyor muyum? Allah Resulüne böyle denilmesinin bir sebebi de onun üzerinden eğer ona bu hitap varsa ya size nasıl bir hitap vardır mesajının verilmesidir. Ona bunu diyen sana neler demez. Sana neler demez. Biz öz eleştiri yapmayı unuttuk. Ondan sonra da hatalarımızı kutsallaştırdık. Hatalarımıza kendimiz dokunmadığımız gibi başkasını da dokundurtmuyoruz. Ve hatalarımızı destan yapıyoruz. Ve hatalarımızdan büyük efsaneler üretmeye bayılıyoruz. Hatalarımızdan destan yapıyoruz işte. Hatalarımızdan efsane üretiyoruz. Bu bir megalomanidir. Anlatabiliyor muyum? Kitlesel, yani bireysel megalomaninin tedavisi vardır. Terapi olursunuz. Veya da kendine de zararı. Eyvallah. Kendine de zararı. Ama kitlesel megalomani tedavisi yoktur. Bu korkunç bir toplumları çürütür çöker. Çöküştür, çürümedir, yozlaşmadır. İçten içe çökmedir. Tefessühtür. Tefessühtür. Peki,
Çaresi nedir? Çaresi bellidir. Sözü uzatmayayım. Oturup adam gibi bir Yunus tevbesi yapacağız. Bizden kaynaklandı. Yani öyle parmaklarımız onu bunu göstererek topu taca atamayız. Biz bunu yaptık. Bu sonuç bizim yüzümüzden. Dünkü tercihlerimiz bu sonucu doğurdu. Bazıları sonucu eleştirip sebebe dokundurtmuyorlar. Bu nasıl bir çelişkidir? Bu ne yamuğun bir çelişkidir? Bu yüzden en büyük ahmaktır. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar. Einstein'ın delilik tarifinde olduğu gibi aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemeye delilik diyoruz işte. Ve biz aynısını yapıyoruz. Eğer dünkü sebepler bizi bugünkü sonuçlara ulaştırmışsa yarın bugünkü gibi olmamamız için sebepleri değiştirmemiz lazım. Sebepleri değiştirmeden sonuçları değiştiremezsiniz. O zaman neyse şapkanızı, sarığınızı, takkenizi, efendim hiçbir şeyiniz yoksa saçınızı tıraş ettirin, önünüze koyun ve Müslümanlar olarak hepimiz, yani hiçbir kesimi dışarıda tutmuyorum. Zaten biz diye konuşuyorum. Kendimi de içine katıyorum. Sevenlerimi de katıyorum. Okuyanlarımı da katıyorum. Hepimiz Müslümanlar olarak bunun suçlusu biziz. Dolayısıyla burada oturup Yunus gibi bir tevbe yapmamız lazım. Tabii tevbe nedir? Kültürünüzü eleyeceksiniz. Ataların ocağına sadakat, ataların ocağından külü değil közü geleceğe taşımaktır.